İki memur geldi, bayan memur. Biri sağıma, biri soluma. Koluma girdiler ve benim arkalarda bir odaya götürdüler. Odaya girdiler, beni oturttular. Sonra kapıyı kilitlediler. Camlar açıktı, camları kapadılar sıkı sıkıya. Ben ne oluyoruz dedim, acaba ne olacak? Ondan sonrasında başladılar sorularını sormaya. İlk başta yani bir pazarlık ortamı gibi bir şey. Yani ilk başta ideolojik olarak direkt yaklaşıyorlar. İşte Atatürk ilke ve inkılaplarına göre, işte laikliğe göre sizin işte böyle okula gelmeniz doğru değil. İşte böyle olmaması gerekiyor falan. Ben de yani ben de inançlarıma göre bunun doğru olduğunu düşünüyorum ve böyle yaşıyorum diye karşılık verince, tamam o zaman siz başınızı açın, günahı onların boynuna dersiniz. İkinci aşama böyle. Yani yazık değil mi annenize babanıza? Yine o aynı cümle. Hani sizin hayatınızı mahvedeceğiz aslında demek istiyor. Anneniz babanız size o kadar emek harcamış, onları da harcıyorsunuz şeklinde. Yani yine bir tehdit cümlesi aslında bu. Annenize babanıza yazık değil mi ifadesi. Ondan sonrasında ben hayır açmayı düşünmüyorum deyince son aşamada artık hiç olmazsa açık bir resim verin bize. Hani en minimumda bunu sordular. Ondan sonra benim cevap vermeme gerek kalmadan diğeri döndü dedi ki hayır bu onu da vermeyecek. Yani böyle bir aşamalı pazarlıkla bitirdiler görüşmeyi, bitirdik. Ben anladım ki yani orada öğrencileri bu şekilde tek tek içeri alıp ilk başta kendi düşüncelerinden girip ama öğrenciler buna kabul etmeyince de ondan sonrasında tehditle vesaire bir başı açtırma. Zaten orada açtırıyorlar anladığım kadarıyla insanlara. Bunu orada yaptırdıktan sonra da zaten kırmış oluyorlar. Öyle bir kırılma noktasıdır zaten. Bir defa onu kabul ediyorsan, açıyorsan sonrasında da açıyorsun derse girerken.